köfte yapacağız. Şimdi neler lazım? Benim tarifime göre ben yarım kilo yarım kilo kullanıyorum. Yani yarım kilo dana kıyma, az yağlı, çok az yağlı, daha doğrusu mümkünse hiç yağsız kullanın. Diğeri de yağlı koyun kıyması, o da yarım kilo. Şimdi ben buradan 2 kaşık gördüğünüz gibi soğanımı ilave ediyorum. Biraz daha ilave edeyim. Evet. Ve birazcık, yaklaşık 1 kiloya 1 yemek kaşığı da karbonat ilave ediyorum. Yaklaşık 1 büyük yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Köfteyi yoğuruyorum ama size ufak bir canova dipnotu vermek istiyorum. Ben köftelerimde birazcık da bal ilave ederim. Hani derler ya, şeytan detaylarda gizlidir. Size de tavsiye ederim. Ufak bir bal ilave ediyorum. Köftemin içine, fazla olmamak kaydıyla. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Mangalda kıvamına geldi. Şimdi pişirmeye başlıyoruz. Bakalım ne durumda. Evet, gayet güzel pişmiş. Hemen değiştiriyoruz. Ben köftelerimizi alıyorum. Tabağa. Köftelerimiz gayet güzel. Biraz daha büyük yapsaydım tam bir hamburger köftesi olacaktı enine. Ben böyle seviyorum. Birazcık köfte tatmalı, et tatmalı ısırdığım zaman. Evet, bugün neler yaptık sizinle? Bugün Tekirdağ köftesi yaptım ama birazcık canoba yorumuyla. Ben birazcık sebze olarak patlıcan, kabak ve domates, mantar aldım ama siz isterseniz biber de koyabilirsiniz, ilave edebilirsiniz. Kuzuyu çok yavaş ateşte pişirmenizi tavsiye ediyorum. Ben ızgarada fındıklı şeftalime başlayacağım. Yanına da güzel bir kaymak vereceğiz. Merhaba, ben Canoba. Canlı tatlara hoş geldiniz. Bu güzel doğanın içinde sizlerle bu hafta da mangal yapacağız. Bu hafta mangalda, bugüne kadar fırında görmüşsünüzdür, direkt kızartıp fırına atmıştım ama bu hafta mangalın üstünde büyük parça et nasıl yapılır, bunun sırları nelerdir, bunları birlikte göreceğiz. Ve bunların yanına da ben güzel şeyler hazırladım, bonfilenin yanına gidecek. Şimdi mangalımızın başına geçip hemen başlayalım. Evet, burası da gayet güzel bir bostan. Gelirken yolda gördüm. Gerçekten emek vermişler. Güzel bir bostan yapmış teyzemiz. Ben birazcık daha dolanayım. Çok güzel domatesler ekmiş, biberler ekmiş teyzemiz.
Masamızı kurduk. Gördüğünüz gibi mangalımız da yanıyor. Bugün yemeklerimizde neler var? Biraz önce de söylediğim gibi bugün güzel bir kuzu kafes yapacağım size. Bunun için gerekli olan malzememiz yarım kuzu kafes. Yaklaşık 14 taneye tekabül ediyor bir kuzu kafesin yarısı. Bunun yanında ızgara sebzeler yapacağız. Patlıcan ızgara edeceğiz, kabak ızgara edeceğiz, biber ızgara edeceğiz ve güzel bir salata yapacağız. Yanına da keçi peyniri ilave edeceğim üstüne daha doğrusu. Ve en son olarak da tatlı olarak da size ızgarada şeftali yapacağım. Fındıklı şeftali nasıl olur birazdan göreceğiz hep birlikte. Şimdi vakit kaybetmeden ben mangalımız da yandı. Birazcık yayacağım ve pirzolamızla başlayacağız mangalımıza. Tabii bu arada ben sebzelerimi keseceğim, onları hazır hale getireceğim. Daha sonra da yavaş yavaş menümüzü oluşturmaya başlayacağız. Keçi peynirli ızgarada sebze salatası yapacağız. Bu arada ben etle de ilgili size ufak bir iki detay vermek istiyorum. Öncelikle kasabımızdan yarım kafes kestiriyoruz. Yarım kafesin tabii kemik uçlarını da kestireceğiz. Ve üstünde olan yaldız dediğimiz, daha doğrusu yıldız dediğimiz o ufak zarı da alarak dışarıya çıkaracağız. Tabii bu arada marine, herkes marine ediyor ama ben fazla marine edilmesi taraftarı değilim. Özellikle pirzola kısmının yani kafes kısmının. Çünkü hayvanın en yumuşak eti var burada. Belki birkaç saat önce veya 6 saat önce zeytinyağında veya birazcık sütle bekletmek de daha faydalı olacaktır. Özellikle böyle narin etlerin bekleme süresi çok önemlidir. Yani kesildikten sonraki bekleme süreleri maalesef ülkemizde çok kısa sürede tüketildiği için etler kasaplar tarafından çok hızlı bir şekilde satıldığı için et genelde bekleme süresini bir hayli hızlı bir şekilde tüketiyor. Örneğin bir bonfilenin normal tavada veya ızgara için hazır bir hale gelmesinin 12 gün olduğunu söylesem herhalde kasaplar bana güler. Çünkü 12 günde bir değil 4-5 hayvan peş peşe satılıyor ve onların etleri 2 gün 3 gün içinde sürekli tüketilmek zorunda kalıyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet, şimdi ben önlüğümü giyiyorum. Ve yavaş yavaş menümüze başlıyoruz. Şimdi közümüzde yavaş yavaş olmaya başladı. Sebzelerle hazırlığımıza başlıyoruz. Öncelikle ızgara edeceğimiz sebzeleri şöyle kenara alıyorum tek tek ve bıçakla bir bıçak yardımıyla kesmeye başlıyoruz. Ben genelde biraz diagonal olarak kesiyorum ve 1 santim kalınlık sebze için bence en uygunudur. Birazcık da suyunun kalmasında fayda var sebzenin içinde. Şöyle alalım bir tabak sebzemiz için sebzelerimizi şöyle alıyorum. Daha sonra kabağımıza geçiyoruz. Aynı şekilde birer santim olmak üzere kesiyoruz. Tabi domateslerimizi de alıyoruz. Yaklaşık 3 tane domates yeterli olacaktır. Onları da enine şu şekilde kesiyorum. Aynı şekilde 1 santim kalınlığında olursa gayet başarılı olacak. Dikkat ederseniz köz olarak atmıyorum, yani büyük olarak atmıyorum. Çünkü bunları daha sonra tek tek yayacağım. Kabakları, patlıcanla ve domatesleri. Onun üstüne de etimizi prezent edeceğiz, sunacağız. Onun için köz olarak istemedim. Bugün daha kısa sürede pişmesi açısından da bu şekilde yaptım. Ve birazcık da zeytinyağı ilave ediyorum hafif üstlerine pişirmeden. Evet. Ve hazır hale getiriyorum. Tabii bir iki tane de mantar ilave edeceğim. Şimdi mangalımızı birazcık yayıyorum.
yavaş yavaş kıvama geliyor. Kömürlerimiz biraz daha grileştikten sonra mangalıma da başlayacağım. Evet, gayet güzel. Sebzelerle yavaş yavaş başlayacağız. Öncelikle patlıcanlarımla başlıyorum. Yaklaşık bir 7-8 dakika pişirme süresi var. Tabii bu arada siz de kendinize karar verebilirsiniz. Çünkü birazdan gördüğünüz gibi kızarmaya, daha doğrusu kararmaya başlayacak. O zaman değiştireceğiz ve hazır hale getireceğiz. Ben birazcık sebze olarak patlıcan, kabak ve domates, mantar aldım ama siz isterseniz biber de koyabilirsiniz, ilave edebilirsiniz. Bu arada mantarları da genelde ben silerek mangala koyma taraftarıyım. Tabii ki siz de yıkayabilirsiniz ama ben genelde siliyorum. Fazla, çünkü mantar suyu sevmiyor. Onun için birazcık kuru temizlemekte fayda var. Tabii bu arada alacağınız domatesleri ve özellikle sebzeleri de birazcık daha sert almamız gerekiyor. Aksi takdirde maalesef dağılıyorlar ızgaranın üstünde. Tabii bu arada çeşitli varyasyonlar da yapabilirsiniz. Özellikle sebzelerle ilgili. Sebzeleri genelde doldurabilirsiniz. Mantar doldurabilirsiniz. Mantarların içini peynirle doldurup koyabilirsiniz. Veya domateslerden tost yapabilirsiniz. Arasına birazcık kekik, iki domatesi üst üste koyup arasına biraz peynir eritebilirsiniz. Ufak ufak detaylar. Derler ya, şeytan detaylarda gizlidir diye. Izgaranın ve mangalın da detayları var. Evet, mantarlarımızı da yavaş yavaş alıyoruz. Birazdan etimizi ızgaraya atacağız. Çünkü yavaş yavaş köz oluşmaya başladı et için. Ben özellikle steaklerin haricinde, yani kalın et, dana et grubunun haricinde kuzu etleri ağır ateşte, yani közün tamamen yavaş yavaş aşağıya indiği, o harlı ateş bitti ve yavaş yavaş soğuma değil de şeyle, tam sıcakla soğuma arasındaki dönemde yaklaşık bir 180 derecelik bir ısıya hemen hemen tekabül ediyor bu. Bu derecede yapmayı daha uygun görüyorum. Çünkü et gerçekten çok yumuşak ve yağlı. Onun için de büyük bir ihtimalle aşağıya doğru yağlar kendini bırakacaktır ve müthiş bir duman sizi rahatsız edecektir. Şimdi sebzemiz bittiği için hemen yer değiştiriyorum ve etimizi mangalımıza yerleştireceğim. Etimizi gördüğünüz gibi güzelce yağını süzüyoruz ve yavaşça mangalımızın üstüne yerleştiriyoruz. Şimdi büyük etlerin faydası şundan geliyor. Et içindeki suyu tek parça yaptığınız zaman tutabiliyor. Daha doğrusu o etin güzel, lezzetli tarafını içinde hapsedebiliyor. Fakat dilimlediğimiz zaman, özellikle Türkiye'de bunu çok yapıyoruz.
Hanımlarımız genelde su ve kan görmek istemiyorlar ette. Bu da gayet anlaşılır bir sebep. Fakat bu şekilde et suyunu daha iyi tutuyor ve daha iyi pişiriyor mangalın üstünde. Benim kendi tercihim her zaman büyük parça etin çalışılmasıdır. Evet, eti fazla yakmamak gerekiyor. Onun için biraz önce söylemiştim, ağır ateşte yani bitmeye yakın yaparsanız hem et yavaş pişecektir çünkü büyük parça kullanıyoruz, hem de içindeki su daha fazla kalacaktır. Özellikle kuzuyu çok yavaş ateşte pişirmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada ben ızgarada şeftali, fındıklı şeftalime başlayacağım. Yanına da güzel bir kaymak vereceğiz. Onun için şeftalimi alıyorum bir tane. Ve şeftali de dikkat etmemiz gereken bir husus, biraz sert olması. Yumuşak şeftali kullanmıyoruz bunda. Öncelikle ortadan ayırıyoruz şeftalimizi. Şöyle yaparak çekirdeğini çıkarıyoruz. Ve bir parça alüminyum kullanacağım. Alüminyum folye ve alüminyum folyenin üstüne şeftalimi yerleştireceğim. Tabii yerleştirmeden önce birazcık da kayısı reçeli ilave edeceğim. Onun için de güzelce reçelimi sürüyorum. Bir fırça yardımıyla gördüğünüz gibi şeftalimi sürdüm ve ateşte şöyle güzel bir alana, eti de rahatsız etmeyecek şekilde yerleştiriyorum. Birazdan çevireceğim ve sosuyla birlikte öbür tarafına da birazcık sos ilave edeceğiz. Bu arada bir bakalım yavaş yavaş etimiz, evet, gayet güzel devam ediyor. Şimdi şuradan sosumu alıyorum kenara ve birazcık keçi peyniri doğrayacağım salata için. Birazcık keçi peyniri alıyorum. Siz tabi bulamazsanız beyaz güzel bir peynirle de bunu yapabilirsiniz. Yarım santim kalınlığında kesiyorum peyniri. Rendelemiyorum ben genelde ama isterseniz siz rendeleyebilirsiniz. Bu arada birazcık salatama zeytinyağı ilave ediyorum. Etimiz çünkü birazdan pişecek. Onun hazırlığını yapıyorum. Birazcık sarımsak ilave ediyorum. Birazcık tuz. Birazcık biber. Evet, birazcık da kekik alıyorum. Onu da güzelce ben kekikleri çok seviyorum. Özellikle taze kekiği, dağ kekiğini. Evet, birazcık da kekik ilave ediyorum. Ve bir kaşıkla, çatalla birazcık da peynir ilave edeceğiz. Ve birazcık daha üstüne zeytinyağı. Ben zeytinyağını çok seviyorum. Çok sağlıklı. Şöyle biraz daha ilave ettim. Ve tabağımı da birazcık temizlersem etim için hazır hale gelecek. Bu arada şeftalimi de yavaş yavaş yer değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi altlar pişti. Şimdi birazcık da buradan pişireceğiz. Bakıyorum, etimizi bir kontrol edelim. Evet, gayet güzel. Birazcık da ön tarafını yaparsak.
şeftalimizi biraz daha yaklaştırıyoruz. Tabii bu arada isterseniz, daha çabuk isterseniz közün üstüne de koyabilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde pişecektir. Etimizi yana alıyoruz. Tabii bu arada şeftali için birazcık fındık ufaltacağım ben. Daha doğrusu şöyle alıyorum mı? Birazcık ufak kıyacağım. Siz tabii evde bunu bir metal yardımıyla, çekiç veya ağır bir cisim, içinde tabii ki bir mendil veya temiz bir mutfak havlusunun içinde de bunu ufaltabilirsiniz. Çünkü zaman alıyor. Evde de hazırlayıp getirebilirsiniz. Kavrulmuş fındık almanızı tavsiye ederim. Tabii fındığın faydalarını ben burada bir daha tekrar etmiyorum ama saymakla bitmiyor. Özellikle çocuklara ezmesini, fındık ezmesini yedirmenizi de tavsiye ederim. Evet. Yavaş yavaş sona geldik. Şeftalilerimiz yavaş yavaş olgunlaştı ve onları da gördüğünüz gibi yavaşça alıyorum. Kızardı. Şu şekilde gayet güzel. Birazcık daha ilave ediyorum şerbetinden. Tabii ki şerbetimiz birazcık kayısı reçeli ve birazcık da su. Bundaki amaç çok fazla reçel kullanmamak, birazcık daha sıvılaştırmak, yumuşatmak. Evet, etimiz bitti, salatamız bitti. Şimdi en sevdiğim yere, sunuma geçiyorum. Salatamı hazırladım. Üstüne birazcık zeytinyağı ilave ettim. Şöyle alıyorum ve etimize başlıyoruz. Evet, gayet güzel kızardı ve etimizi şu şekilde alıp şu şekilde tek parça olarak sunuyoruz. Tabi bu arada birazcık kekik ve biberiye ile de sunumumuzu tamamlayabiliriz. Birazcık biberiye alıyorum. Bir köşesine. Şöyle koyabiliriz. Aslında prezentasyonu bu şekilde de yapabilirsiniz. Birazcık kaldırıp şu şekilde de prezentasyonunuzu yapabilirsiniz. Şu şekilde koyabilirsiniz. Evet, etimizi ön tarafa alıyoruz ve tatlımıza geçiyoruz. Şeftalimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Tabağımızı alıyoruz sunum için. İçinden güzel bir şeftali çıkarıyorum. Şöyle, yani şöyle yana alıyorum. Tabii birazcık fındık ilave ediyorum. Birazcık kaymak kullanacağım. Tabii ki en iyi kaymaklardan biri Afyon kaymağıdır. Onu da buradan söyleyerek Afyonlara da bir selam gönderelim. Kaymağımızı ilave ediyoruz güzel bir şekilde. Tabii olmazsa olmaz, birazcık da süsleyeceğiz. Birazcık nane ile bir parça nane alıyorum. Güzel dostlarımız arılar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Onun için ben kapanışı hızlı bir şekilde yapayım. Bugün çok güzel ızgarada, mangalda güzel bir kafes yaptık. Yanına sebze yaptık. Sebzelerimizi ızgaraya attık. Üstüne de keçi peyniri verdik. Ve tatlı olarak da çocukların da severek yiyebileceği kızartılmış mangalda şeftali yaptık. Ve yanına da birazcık kaymak verdik. Bugünlük de bu kadar bu güzel doğal ortamdan. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.